Günaydın. Ateş Hekimoğlu mesaiye başlıyor. Notunuzu alın, sonra çıkış saatinde karışıklık olmasın. Tamam. Günaydın hocam, tamamdır. Televizyon var mı sizin buralarda? Benim dizi başlayacak da 10 dakikaya tekrarı var. Maalesef yok hocam. Televizyonumuz yok maalesef. Ama bir bakalım ne var hastalarımız. Hatta ilk hastayı senin için ben seçtim. Kendisi çok ilginç. Tam sana göre. Hasta sırt spazmlarından şikayetçi. Tam benlik. Spazm. Enteresan. Evet, enteresan. Kendisi turuncu. Ne? Rengini diyorum hastanın, turuncu. Sarı. Sarılık mı? Yoo. Bildiğin turuncu işte, portakal gibi. Ha, Ateş bu arada. Adam bizim vakfın bağışçılarından biri. Lütfen kaba saba davranma. Olur mu? Duydun mu? Abi merhaba. Merhaba. İçmiş olsun. Sağ ol. Evet. Nedir şikayet? Dün biraz ağrım vardı. Bu sabah iyice arttı böyle. Yataktan çok zor kalkabildim. Ha. Yani renk değil. Öyle mi? Renk mi? Ne rengi? Her yerim ağrıyor diyorum doktor. Hatta böyle omurlarım kilitlendi. Ya güldüğünüze göre ciddi bir şeyim yok diye anlayayım ben bunu, değil mi? Yok, var. Durum ciddi. Ciddi mi? Neyim var? Sizin bir şeyiniz yok da. Karınız. Karım? Karımın mı? Karınız... Karınızın bir ilişkisi var. Ne? Ne yazık ki sizi aldatıyor karınız. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen tanıyor musun benim karımı? Manyak mısın sen? Kimsin sen? Ya ağzından çıkanı kulağını duyuyor musun seni be? Ulan turuncusun be! Turuncu! Portakal gibi geçmiş oturuyor karşımda sabahtan beri. Bir de atar yapıyor. Turşu, al bak kendine. Görüyor musun? Gördün mü portakalı? Ya hadi seni geçtim. Ya karının fark etmemesi normal mi sence? Ya bir kadın kocasının bu kalemun gibi renk değiştirdiğini fark etmiyorsa kusura bakma, iş bitmiştir, geçmiş olsun. Ne diyorsun? Peki neden böyle? Kesin götürüyorsun. Tavşan gibi havuçları güp güp, öyle mi? Evet. İyi, afiyet olsun. Mega vitaminlerden alıyor musun? Evet. İyi, tamam. Havuç deriyi sarartır. Niyasin, B3, kırmızımsı bir renk verir. Cimbom. Ne olur ikisi birleşince? Turuncu. Bravo. Bravo. Al. Al bak bir daha. Peki bir dakika, bir dakika. Peki ne yapmam lazım? Havuç yeme, vitamini kes, ağrıların içinde ağrı kesici al, tamam? Bu kadar mı? Bence bir de avukat tut. İhtiyacın olacak. Bu tamam, bu da tamam. Bunun imzası yok. Hapı yuttuk. İpek Hanım, İpek Hanım! Selim Bey, merhaba. Nasıl geçti muayenen? Berbat. Kim o herif? Efendim? Benim muayeneden o bastonlu manyak. Kim o? Ateş Hekimoğlu, en iyi doktorlarımızdan biri. Ha, işte o. Söyleyin ona, onu dava edeceğim. Sürüm sürüm sürümdüreceğim onu. Neden, ne yaptı ki? Uygunsuz bir şey mi söyledi? Selim Bey, eğer sizi kızdıracak bir şey söylediyse lütfen kişisel algılamayın. Karım beni aldatıyormuş. Ne? Nasıl kişisel anlamayayım ben bunu? Çok mu komik bey, ben de? Biz bu hastanenin için geliyoruz. O kadar bağış yapalım, karşında gördüğümüz muameleye bak. Selim Bey, gerçekten bir yanlış anlaşılma olmuştur. Yani eminim öyle söylemek istememiştir. Yanlış anlaşılma falan yok. Hepinizi dava edeceğim. Seni, sizi, onu, hastaneyi, hasta bakıcıları hepsini dava edeceğim. Seni de dava edeceğim. Hepinizi. Gülme. Pardon. Hocam, Ateş hocam. Hocam, şu hastaları da görmenizi istemişti İpek Hanım. Yakalamış yani diyorsun. Nasıl hocam? Yok bir şey, yok tamam. Hocam, bir de İpek Hanım şey demişti. Ateş Hoca hastalara kibar davransın demişti.
değiştiriyor Hulusi. Al bakalım. Ya. Tut bakalım şunu. Aslım ilacını kullanıyor. Değil mi fısfısı? Yok, iki haftadır vermiyorum. Niye? Çok ilaç kullanıyorlar doktor bey. Daha yaşları çok küçük. Bu yaşta bu kadar ağır ilaçları kullanmalarını çok doğru bulmuyorum. Bacağına ne oldu? Bu ilacı size doktor verdi, öyle değil mi? Bakkaldan almadınız herhalde. Tabii ki. Doktor bey ilacı verirken herhalde bir fayda zarar hesabı yapmıştır diye düşünüyorum. İlaç, nefes, oksijen. Bu yaştaki çocuklar için birazcık önemli, öyle değil mi? Anlatmama gerek var mı? Tabii ki hayır doktor bey, aşk olsun. Herhalde kimse size astımı da anlatmadı. Veya anlattılar da kafanız başka yerdeydi herhalde. Çok kavrayamadınız. Ben size kısaca bir geçeyim isterseniz astım nedir, olur mu? Astım! Şimdi dışarıdan alerjik bir uyaran gelip çocuğunuzun solunum yolundaki hücreleri tetikleyince çocuğunuzun solunum yolundaki hücreler bir takım maddeler salgılıyor. Çocuğunuzun solunum yolu kasılıyor, büzüşüyor. Mukus artıyor, simik gibi. Solunum yolunun çeperindeki hücreler parçalanıyor. Şimdi sizin o vermediğiniz ağır astım ilacındaki kortizon olmasa... O kortizon olmasa? Kortizon geldi. Çıktı gitti adam ya. Annemle babamı 99 depreminde kaybetti. Başa sağ olsun. Teşekkür ederim. Babam şantiyede şefti. Biz birazdan geliriz. Hocam gelmişken içeri girseydiniz. Kortizon verin kıza. Yüksek dozda prednizon. Pulse steroid başlayalım. İntraseraper vaskülit ihtimali üzerinde mi duruyoruz? Ama hocam beyin damarlarında çok nadir inflamasyon görülür. Özellikle de onun yaşlarında birinde. Onun yaşlarında birinde tümör de çok nadir görülür. Öyle değil mi? Sedimentasyon artmış. Ama çok az artmış. Sedimentasyon artışı her şey demek olabilir. Kaldı ki çok az artmış. Belki de hiçbir şey demek değildir. Gençler, ayıp oluyor ama. Bunları ben de biliyorum. Şimdilik vaskülit olduğunu düşünmek için çok fazla sebebimiz yok. Tamam. Ama ya varsa? Ya gözden kaçırdığımız bir şey varsa? Eğer bu kızın damarlarında enflamasyon varsa... aynı en başta baktığımız MR'daki gibi gözükür. Öyle değil mi? Lezyon. Bunun sonucunda ortaya çıkan bası nörolojik semptomlara yol açar. Kızımız da olduğu gibi göremez, konuşamaz. Hadi. Hadi başlayın kortizona. Biyopsi yapmadan teşhisi koyamayız. Koyarız. Tedaviye de başlarız. İyileşirse doğru yoldayız demektir. Ya iyileşmezse? O zaman yeni bir şeyler öğrenmiş oluruz. Hadi. Hadi. Sizin üçüncünüz nerede? Okula gidin demiştiniz ya hocam. Oraya gittim.